Yaşlı bir zat ağaç fidanı ekiyormuş, biliyor musun? Ağacın fidanını ekerken, uğraşırken o günde efendim zamanın sultanı, padişahı tebdili kıyafetle, vezirle beraber geziyor. Tabii kimse onu tanımıyor kıyafetlerini değiştirdikleri için. Bir de bakıyor yaşlı bir adam orada fidan dikiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dedi ki ya amca, bak dedi, kaç yaşına gelmişsin, belin bükülmüş, kamburun çıkmış. Ya ne işin var burada, gidip evde yatsan ya. Sen dedi bu ağacın dedi meyvesini görebilecek misin? Deyince o dede fidanı bıraktı. Şöyle bir doğruldu. Padişaha bakıyor ama tabii padişah olduğunu bilmiyor. Dedi ki bana bak evlat, ne biçim konuşuyorsun? He? Eğer dedi dedelerimiz de senin gibi düşünseydi biz dedi ne yiyecektik ya? Dedelerimiz diktiler, biz yedik, biz dikelim, torunlarımız yesin. Hadi sen de git, canımı sıkma fazla dedi. Öyle deyince padişahın bir hoşuna gitti. Ya sen ne mübarek adammışsın dedi be. Döndü vezire, dedi şuna bir kese altın at dedi. Hemen vezir keseyi çıkarıp atınca dedenin gözler açıldı. Meğer büyük av yakalamış. Hemen yakaladı, hem de milli kaleci gibi. Hop! Kuşağının arasına indirdi. Tabi dede altını alınca tabi neşesi de yerine geldi. Ve sultana dedi ki bu sefer, anladı tabi padişah olduğunu. Dedi ki sultanım, ayağınız bereketli geldi. Az önce buyurdunuz ki sen bu ağacın meyvesini görebilecek misin? Diker dikmez meyvesini aldık dedi. Daha ne yapalım dedi. Öyle deyince tabii padişah çok hoşuna gitti gene. Döndü vezire, ya dedi şuna bir kese daha ver. Neyse bir kese daha attı. Dede onu da hemen kuşağın arasına indirdi. Dede zeka küpü fışkırıyor maşallah. Laf biter mi? Dedi ki sultanım, bizim bu civarda dedi ağaçlar dedi senede bir defa ya ürün verir ya vermez. Bizim ağaç ne mübarek ağaç dedi, ya diker dikmez iki tane ürün aldık dedi. Padişah döndü tekrar, tam vezire diyecek bir kese daha ver. Vezir de uyanık. Dedi ki sultanım, bu dede de bu zeka, sende de bu cömertlik oldukça buna hazine filan yetmez. Hadi biz gidelim. Hadi selamun aleyküm, kolay gele. Yollarına devam ettiler. Gördün mü? Eğer dede padişahın dediği gibi düşünseydi, gitseydi evde yatsaydı ne olacaktı? Ne ağaç dikecek, ne bir şey yapacaktı. Miskin miskin yatacaktı, öyle kalacaktı. Ama ne yaptı? Geldi çalıştı. Çalışan demir ışıldadı. Fidanını da dikti. Ahir ömründe iki tane padişah kesesini cebine indirdi. Yani zengin oldu. Gördün mü? Yani ben bunun meyvesini görür müyüm, göremez miyim? Bu iş ne olur, nasıl gider? Sen bunu düşünme. Sen işine bak. Sen Allah yolunda bir adım da olsa at. Sen hizmet yolunda, efendime söyleyeyim, bir kulaç da olsa mesafe kat et. Yani Allah yolunda dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak yok muhterem Müslümanlar. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi yolunda daim eylesin. Pek çok hayırlı işlerin altına imza atabilmek Rabbim nasip eylesin. Dini mübini İslam'a efendim hizmet ederek, yaşayarak cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin.